Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe 124, 125, 126 ve 127. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz bilim insanı nasıl olunur? İlk sorumuz bilim insanı nasıl olunur? Bilim insanı olmak için eğitim ve öğretim hayatımızın ilk basamağından son basamağına kadar sürekli olarak derslerimize en iyi şekilde çalışarak bizlere verilen bilgileri hayat içerisinde adapte etmemiz büyük önem taşır. Eğitim ve öğretim hayatında başarılı olan bir bireyin insanların ihtiyaç duyduğu alanlarda onların sorunlarını çözmek için sürekli olarak çalışması ve çabalaması, gerekli olanakları ve gerekli beyin yapısını oluşturması sonucunda bilim insanı olması için gerekli olan aşamaları atlamış olur. Gerekli eğitim olanaklarını alan ve beyinsel olarak insanın ihtiyacını anlayan kişiler gerekli araştırmalar ve çalışmalar sonucunda yeni materyaller ve yeni araç-gereçler ile beraber fikirler ortaya atabilir ve yapmış oldukları çalışmalar ile beraber ilaç icatlarla beraber insanların hayatlarını kolaylaştıracak ve bu sayede bilim adamı olabileceklerdir. Hatalarımızdan ders almayı öğrenmeliyiz cümlesinden ne anlıyorsunuz? Hatalarımızdan ders almayı öğrenmeliyiz cümlesi bizlere hayat içerisinde yapmış olduğumuz yanlışlıklardan dersler çıkararak bu hataları bir daha yapmamamız gerektiği hakkında bizlere öğüt verdiğini ifade edebiliriz. Sonuç olarak her insan hata yapmaya meyillidir. Ancak yapılan hataların farkına varması ve bu hatalardan bir dahaki olaylar karşısında yapmaması ve daha sağlam bir şekilde hatalarını anlayarak daha iyi bir kişiliğe sahip olması büyük bir önem arz etmektedir. Metni dinlerken hoşunuza giden cümleleri not alınız. Nasıl yaratıcı bir insan olduğu, ikinci yaşında yaşanan bir deneyim konusu, annesi cezalandırmak yerine onunla iletişimi, Dinlediğiniz metni ana hatlarıyla yazınız. Çocuğun süt şişesini kırması, annesi kızmaması ve böyle bir şey yaptığında kendinin temizlemesi gerektiğini konu alınmaktadır. Sonuç olarak insanların hatalarından korkmaması gerektiği konu alınmaktadır. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol edip cümle içinde kullanınız. Muhabir kelimesi basın ve yayın organlarında haber toplayan, bildiren ve yazan kimse. Çevre kirliliği hakkında bir muhabir gibi bilgi topladı. Röportaj kelimesi konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı. Öğretmenimiz Milli Mücadele dönemi hakkında büyüklerimizle röportaj yapmamızı istedi deneyim kelimesi bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans, hayat içerisindeki deneyimleri ona güzel fırsatlar çıkardı. Fırsat kelimesi herhangi bir şey için uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile, okazyon. İyi fırsatları değerlendirerek zengin bir adam oldu. Gazete muhabiri bilim insanı ne sormuş? Ortalama bir insandan nasıl daha farklı, daha yaratıcı bir insan olabileceğini sormuş. Bilim insanı çocukken buzdolabından neyi almak istemiş? Süt şişesini almak istemiş. Süt şişesinin kırılması olayında annesi nasıl bir tepki vermiş? Kızmak yerine anlayışla karşılamış. Dökülen sütü temizleme işini kimler yapmış? Çocuk ve annesi yapmış. Küçük çocuk süt şişesi taşımayı nasıl öğrenmiş? Bahçeye çıkıp süt şişesine su doldurmuşlar. Birçok şişe taşıma denemesi yapıp şişenin en uygun nasıl taşınacağını bulmuşlar. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Metnin konusu bir kişinin nasıl bilim insanı olduğu. Metnin ana fikri yapılan hatalar, yeni, yeni bir şeyler öğrenmek bizleri hayata hazırlar. Metnin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyiniz hata yapmak güzeldir, yeni şeyler, bilim insanı olmak, süt şişesi gibi başlıklar yazılabilir. Metinde işaret edilen problem nedir? Siz bu probleme nasıl çözüm önerirsiniz? Sorun süt şişesinin kırılması ve yerlerin kirlenmesi. Çözüm sütü şişeyi koymak yerine iki elle rahatça taşıyabilecek tutmaçları olan bir tencerede muhafaza etmek. Yaptığınız hatalardan hangi dersleri aldınız? Bu davranış sizde ne gibi değişiklikler oluşturdu? Yaptığımız hatalarda bizlerin sürekli olarak olaylar karşısında sakin bir şekilde düşünmemiz gerektiği, güzel ahlaklı olmamız gerektiği ve iletişimde insanlarla onları anlama yoluna giderek empati yapmamız gerektiği ve onların düşüncelerinde neleri ifade etmemizin gerektiğini anlamak gibi birçok derslerin çıkarıldığını ifade edebiliriz. Bu, bu davranışlar bizlerin iyi bir kişiliğe sahip olmasını, insanları daha iyi bir şekilde anlamamız gerektiği ve insanların düşünce sisteminin nasıl olduğu hakkında birçok bilgiler vererek iletişim kabiliyetimizi geliştirmekte ve daha iyi bir kişiliğe sahip olmamızı sağlamaktadır. Metinde yay ayraç içerisinde uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Teleskoplar bulutsuz bir gecede Ay'ın yüzünde lekeler görürsünüz kesme işareti konmuş. Ayın neden böyle göründüğünü araştırmak isterseniz ne yaparsınız? Aydan sonra kesme işareti, sonra soru işareti. Bilim insanları farklı alanlarda çalışmalar yürütürler. Nokta. Bir biyologsanız tohumları, virgül, bitkileri, virgül, hücreleri, virgül, böcekleri laboratuvarınızda toplar ve onları incelersiniz. Nokta. Bir jeologsanız Taş örnekleri toplar, virgül, kimyasal yapılarını araştırırsınız, nokta. Mühendisseniz geliştirmek istediğiniz aletin parçalarını bir araya getirir ve yeni makineler elde edersiniz, nokta. Ancak bir gök bilimciyseniz dünya kesme işareti, dünyadan kilometrelerce uzaklıktaki gökyüzü hakkında çalış çalışırsınız. Nokta. Bu çalışmaları yürütebilmenizin tek yolu virgül uzaktaki cisimleri yakından görmenizi sağlayacak bir araç bulmaktır. Nokta. Bu web sitesinin hedef kitlesi kimlerdir? Çocuklardır. Bu web sitesinin hazırlanma amacı nedir? Çocuklara bilgi vererek onları eğitmektir. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.